Kuyum Haber'den herkese merhaba. Sektörümüz hem imalat hem de ihracat alanında önemli başarılar elde ediyor. Mücevherin imalatı kadar tüketiciye buluşması da önemli bir konu. Bu konuda da devreye pazarlama ve satış teknikleri giriyor. Bu alan ile ilgili konunun uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Muslu aramızda. Önceliklerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Resul Bey, sizin şahsınızı ve bütün Kuyum Haber ekibine böyle nazik bir davet için çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir yayın yaparız burada birlikte. Eksik olmayın Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey'in alanla ilgili çeşitli kitapları da var. Onları da birazdan kendisiyle görüşeceğiz. Hüseyin Bey, biz yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyoruz, araştırıyoruz, gözlemliyoruz. Ama izleyenlerimiz için kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Benim eğitimim, lisansım Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Yüksek lisansı Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Yine Uluslararası İlişkiler. Doktoramı da Beykent Üniversitesi'nde işletme yönetiminde yaptım. Bütün mesleki kariyerim satış üzerine olduğu için doktora çalışmamda tez konumu kuyumculuk üzerine ve kuyumculuğun parakendeciliği üzerine, kuyum parakendeciliği üzerine çalıştım. Araştırmamı da bu yönde yaptım. 2000 yılından beri kuyumculuk sektöründe çalışıyorum. Hem de eğitim olarak durmadan sürekli bu alanda kendimi geliştirmeye, sektöre katkı sağlayacak çalışmalarda bulundum. 2000 yılında kuyumculuk sektörüne başladım. Bunun 12 yılı firmalarda sahada aktif satıcı olarak çalıştım. Bu süreç içerisinde mesleği iyi öğrendim, sahayı iyi öğrendim, kuyumcuları iyi tanıdım. Kuyumcuların ihtiyaç duyabilecekleri alanları iyi tanıdım ve daha çok akademik çalışmalarımı kuyum mağazalarına, parakendecilere hizmet verecek şekilde geliştirdim. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kuyum perakendeciliği önemli bir konu tabii. Hepimizin yakından takip ettiği konu. Bu hususla alakalı seminerler düzenleniyor, programlar yapılıyor, akademik çalışmalar gerçekleşiyor. Tabii bunun bir de uygulama, pratik bölümü var. Siz sektörün içerisinde olan bir kişisiniz. Bu alanla ilgili satış alanında sıklıkla gördüğünüz hata ve yanlışlıklar sizce neler ve neleri doğru olarak yapıyoruz? Çünkü sektörümüz de bu alanda çok önemli bir yerde. Şimdi tabii sektörü ben kuyum mağazaları açısından, parakende açısından ele alacağım bu yayınımızda. Yapılan hata yok aslında. Kuyum mağazaları, kuyumcular, toplumla doğru ilişki kuran insanlar, toplumun güvendiği insanlar, kendi bölgelerinde itibar gören, saygı gören insanlar. Zaten biz de çok iyi biliyoruz. İnsanlar çok güvendikleri için götürüp varlıklarını bile teslim ediyorlar, emanet ediyorlar. Fakat dünyadaki değişime ayak uydurma konusunda bir problem yaşıyoruz şu anda mağazalar olarak. Yani insanların yatırım araçları çeşitlendi. Daha önce kuyumcudan alınan birçok şeyin alternatifi ikame ürünler çıktı. Cep telefonları çıktı, tablet çıktı. Eskiden bir insana verilecek en değerli hediye bir kuyum ürünüyken, bir mücevherken veya bir altınken, şimdi artık bunun alternatifleri çok fazlaştı. Nesil değişti. Neslin hayat tarzı değişti, alışkanlıkları değişti. Kuyumculuğun bu geleneksel yapısı var kuyumculuğun. Bu geleneksel yapı aslında kuyumculuğun temel değerlerini koruma açısından çok değerli bir yapıdır. Yani dürüstlük, güvenilir olmak, bir kuyumcunun güvenilir olması, hoşgörülü olması, müşteriyle doğru iletişim kurması. Bunlar çok değerli şeyler. Bunlar bizim geleneksel yapımızdan kaynaklanan şeyler. Ama bu geleneksel yapı aynı zamanda kuyumculuğun bir handikapı konumuna da geliyor. Değişime, nesle ayak uydurmaya, tüketici taleplerine ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Bu özellikle ben yerel mağazalar için konuşuyorum. Bugün Türkiye'de satış kanallarını çeşitlendirmiş, televizyonlarda reklam yapan çok başarılı firmalarımız var yani. Dünya ölçeğinde çok başarılı firmalarımız var ama bizim odaklandığımız konu daha çok ihtiyacı olan yereldeki bireysel kuyum mağazaları. Bunların tüketici davranışlarını doğru analiz etmeleri lazım. Gelişmeleri iyi analiz etmeleri lazım. Müşterilerine ulaşmak için o eski kanalları, o eski mağazada oturup müşteriyi beklemek yerine daha proaktif bir şekilde müşterinin dikkatini çekecek, müşteriyle neredeyse 24 saat var olabilecekleri bir şekilde onlarla birlikte olmaları lazım. Bunun değişik kanalları var. Sosyal medya kanalları olur, dijital pazarlama kanalları olur. Ama şu anda benim gördüğüm sektörde en büyük sorun değişime ayak uyduramama sorunu. Bunun dışında genel olarak hem mağaza sahibiyle hem tezgahtarıyla bugün gidip gezdiğimizde yine müşteriye en çok memnun eden, müşteriyle doğru iletişim kuran, müşteriye güven veren en önemli kesim bizim kuyumculuk kesimidir. Peki Hüseyin Bey, kuyumculukta satış hedeflerimize nasıl ulaşabiliriz? Nasıl stratejiler kurgulamayız? Bununla alakalı ne tür çalışmalar yapmalıyız? Ben yıllarca bu konularda okudum, kendimi geliştirdim. Satış süreçleri var, işte satışı açma, tüketicinin ihtiyaçlarını anlama, yararları anlatma, bu tür şeyler çok konuştuk. Yani çok okudum bu tür şeyler ama
Zaman içerisinde hem yaş ilerledikçe hem tecrübe geliştikçe, daha çok kuyumcuyla temas ettikçe şunu gördüm. Aslında bir kuyumcunun hayatında 24 saatte satış olmak zorunda. Artık kuyumcularıma şunu söylüyorum, bakın. Ürün sosyal hayatta satılır. Ne satıyorsanız, bu bir altın olabilir, bir mücevher olabilir. Bunu sosyal hayatta satacaksınız. Bunu bir insanla bir araya geldiğiniz ortamda satacaksınız. Sadece mağazada teslim edeceksiniz ürünü. Dolayısıyla bu neyi ifade ediyor? Bu şu ifade ediyor. Kuyumculuk artık sosyal ilişkilerle yürümesi gereken bir şey. Kuyumcuların sosyal ilişkilerini çok iyi geliştirmeleri lazım. Çok başarılı kuyumcular tanıdığım için bunu söylüyorum. Sosyal ilişkileri çok güçlü, insanların düğünlerine katılan, taziyelerine katılan, insanlarla bir araya gelmek için fırsat kollayan, fırsat yaratan, davet veren, insanlarla bir araya gelip çevre oluşturan, güçlü çevreler oluşturan insanların çok iyi şekilde iş yaptıklarını, geliştiklerini, mağaza sayılarını arttırdıklarını gördüm. Dolayısıyla satış aslında dışarıda gerçekleşiyor. İnsanlara güven vermeliyiz, insanlarla iyi ilişkiler kurmalıyız, iyi bir sosyal çevremiz olması lazım. Çünkü ben yaptığım araştırmada da, doktoramın araştırmasında da şunu gördük. Özellikle cadde mağazalarındaki kuyumcular, AVM kuyumcular için söylemiyorum. Onlar genelde marka. Ben kuyumcu mağazalar için söylüyorum. Kişisel ilişki çok önemli. Yani kişisel ilişki o kuyumcuların mağazalarında tercih edilmelerindeki en önemli faktördür. Yani bu benim kuyum parakendeciliği kitabımda. Kişisel ilişki bölümünü çok yer açtım. Çünkü araştırmamda cadde kuyumcularına tüketicilerin gelmesini etkileyen en önemli faktör o kuyumcuyla kurdukları ilişki. Dolayısıyla bunu geliştirmemiz lazım. O insanlarla her ortamda bir araya gelip onlara dediğim gibi bir kuyum ürünü ihtiyaçları olduğunda başka bir şey düşünmemeleri lazım. Başkasını görmemeleri lazım. Sadece mağazaya gelip o ürünü teslim alacaklar. Biz aslında onun için diyorum ki satış sosyal hayatta, günlük hayatımızda gerçekleşir. Ürün mağazada teslim edilir. Dolayısıyla en önemli strateji özetleyecek olursak bir, güvenli ürün olmak çok önemli. Yani güvenilirliğimize zarar verecek her şeyden kaçınmamız lazım. Bunu benimsiyor olmamız lazım. İkincisi, sosyal ilişkilerimiz çok iyi olacak. Tabii ki liderlik etmek, iyi kadro çalıştırmak, bunlar çok önemli şeyler. Bir de yani belki başka bir program konusu olacak. Dijital pazarlama konusunda, farklı satış kanallarına yönelme konusunda mutlaka açık olmak konuda geliştirmemiz lazım kendimizi. Teşekkür ederim. Konu kitaplarınıza gelmişken kuyum perakendeciliği alanında bir kitabınız var. Yakın zamanda yazmış olduğunuz bir de dijital satışla alakalı kuyumcularımıza özel bir kitap var. Bu da yakın zamanda basıldı zannediyorum şu an. Bu konuyla alakalı firmalardan, kitap evlerinden satın alınabilir. Bununla ilgili bize kısa bilgi paylaşabilir misiniz? Şimdi şöyle, ben kişisel olarak firmamı dijital anlamda bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu hissettim. Özellikle pandemiyle beraber, dijital kanalların gelişmesiyle beraber bu alanın da zaman içerisinde dijitalleşeceğini, satışların dijital mecralardan gerçekleşeceği olan inancımız gelişti, güçlendi ve kendi firmam için bir dijital strateji planı oluşturmaya karar verdim. Oturdum, araştırdım. Araştırdıkça konunun çok önemli olduğunu fark ettim ve zaman içerisinde bunu bir kitaba dönüştürüp bütün kuyumcu müşterilerimizin yararlanacağı bir formata sokmaya çalıştım. O çalışmamın bir eseri olarak Kuyumcular İçin Dijital Pazarlamaya Giriş kitabını hazırladım. Türkiye'de dijital pazarlama ile ilgili çok güzel kitaplar olmakla birlikte aslında çok az kitap var. Hele daha Türkiye'de kapsamlı bir dijital pazarlamaya giriş, yani hani pazarlama 101 diyeceğimiz bir kitap bile yok şu anda. En son yaptığım araştırmalarda. Ben kuyumcular için bunu hazırladım. Burada belki bu kitabın içeriğini başka bir yayın konusu yapabiliriz ama bu kitapta dijital pazarlamanın kapsamını anlattık. Ve her bir konuyu kuyumcu bağlamında ele alarak bir kuyumcunun kendi bölgesinde neler yapması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yaptık. Umarım çok faydalı bir kitap olacaktır. Eksikleri de olabilir. Bunu da baştan belirttim ama çok olumlu dönüşler aldık. Alıp okuyan kuyumcu müşterilerimiz var. Efendim şimdi bir de firmalar için önemli bir konu var. Tabii diğer firmalardan bir adım öne çıkmaları gerekiyor. Farklılaşmaları gerekiyor. Kendi satış hacmini geliştirmek için bununla alakalı neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Şimdi yani bir firmanın satışını geliştirmesi için, bizim konuştuğumuz firma bir ihracatçı firmasıysa, onun farklı pazarlama kanalları var. Ama biz bir kuyumcu mağazasını konuşuyorsak, bu saydıklarımızın hepsi aslında satışı artırıcı faktörler. Yani mağaza dediğimiz şey tüketicinin zihninde oluşan bir imaj aslında. Bu zaten bu kitabın konusudur bu. Şimdi satışı artırmak için bir mağazanın konumunun doğru yerde kurulmuş olması lazım. Ürün çeşitliliğinin tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde olması lazım. Mağazanın ışıklandırması, havalandırması, kokusu, dokusu dediğimiz atmosferin doğru kurgulanması lazım.
mağaza sahibinin doğru bir şöhrete, güvenilir bir insan imajına sahip olması lazım. Çalışanların bilgili, tecrübeli ve motivasyonların yüksek olması lazım. Tüm bunlar doğru olduktan sonra bu bir karma. Yani bir şeyi doğru yaparsınız ama diğer şeyleriniz eksik olursa bunu başaramazsınız. Ürün çeşitliliğiniz çok iyi, fiyatlarınız da uygun, rekabetçi fiyatlarınız var. Ama sizin personeliniz müşteriyi karşılamada, müşteriyi memnun etmede, müşteri hizmetlerinde zayıf kalırsa yaptığınız bütün yatırımlarınız boşa gidecek. Mağazanızı doğru yerde kurmazsanız, doğru nüfus akışın olduğu yerde kurmazsanız, her şeyi doğru yaparsanız insan olmayan bir yerde, doğru insan akışın olmadığı bir yerde yine başarılı olamazsınız. Dolayısıyla çok büyük mağaza koyarsınız ama ürün çeşitliliğiniz yeterli değil veya koyduğunuz ürünler moda değil, güncel değil, müşterinin talep ettiği ürünler değil, yine başarılı olamazsınız. Dolayısıyla bir kuyum mağazasının başarısını etkileyen benim kendi çalışmamda 8 tane faktöre ele aldım. Yani bir kuyumcu mağazasının doğru kurulması ve bunların doğru birlikte işletildiği zaman başarılı olmasını sağlayan faktörler. İşte uygunluk dediğimiz mağazanın kuruluş yeri, otopark imkanları, insanların erişiminin kolay olması, mağaza atmosferi dediğimiz faktör, ürün boyutu var, personel boyutu var, tanıtım boyutu var. Bunların hepsi benim kitabımda 8 madde olarak her birini detaylı bir şekilde inceledik. Bunlar bir araya geldiğinde, doğru işlediğinde bir saatin çarkları gibi tüketici orayla ilgili olumlu bir imaja sahip olur. Ve olumlu imajı koruduğu müddetçe insanlar oradan alışveriş yapmaya devam ederler. Sizce ideal servis nasıl olmalı? Aynı zamanda iyi bir satış uzmanında bulunması gereken özellikler nelerdir sizin düşüncenize göre? Şimdi ben servisi, müşteri içeri girdi, müşterinin sorularla ihtiyaçlarını anladık, o ihtiyaçlara cevap verecek ürünleri ele aldık, anlattık ve müşteriyi ikna ettik ve satışı kapattık. Bu klasik kitaplarda yazan bir satış sürecidir. Benim söylediğim şey, satış servisi 24 saat olması gereken bir süreç. Bütün çalışanlarımızın, mağaza sahiplerinin kendi insani ilişkilerini çok iyi geliştirmeleri gerekiyor. Yani özellikle kuyum ürünleri daha çok tanıdıktan alınan ürünler. Yani mücevher ürünleri hele neredeyse bir insan, bir kuyumcu sadece çevresinde tanıdığı insanlara ürün satar. Yabancılar gelip sizden mücevher almaz. Çok nadirdir yani bu. Çok nadirdir. Yani yaptığınız işin çok büyük bir kısmını kendi çevrenize yaparsınız. Dolayısıyla iş sosyal çevreyi doğru inşa etmekte başlar. Sosyal çevremizi doğru inşa edeceğiz. İki, güvenilir olmak çok önemli. Bir kuyum mesleği, özellikle mücevher işinde, pırlanta işinde. Çünkü denetim yok. Yani problemleri olan bir iş, güvenilir insanlarla çalışmanız gerekiyor. Bir problem yaşadığınızda muhatap bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla güvenilir olmak çok önemli. Bir satış elemanında bu iki özelliği arayacağız. Bir, sosyal ilişkilerine önem verecek. İki, güvenilir bir insan olacak. Bir de tabii ki yani yapılan bütün araştırmalarda ve satış konusundaki en klasik makalemiz mesela Mayer'in, Greenberg'in makalesi. 30 yıllık bir, belki daha fazla bir makale ama yani akademik hayata çok büyük bir bakış açısı kazandırdı. O gün için diyor ki bir satışçıda bulunması gereken en temel iki özellik empati, yani müşteriyi anlama, doğru sorularla müşterinin ihtiyaçlarını anlama ve ona cevap verme. Tabii empatik kelimesiyle çok şey anlatılıyor onun. İkincisi de ego drive diyor, yani insanın kendi kendini motive etmesi. Bir motivasyon unsuru aramadan insanın kendini sürekli satış odaklı bir şekilde müşteriyi memnun etmesi. Şimdi bu çok çok önemli bir şey, yani ego drive dediğimiz şey çok önemli bir şey. Şimdi bir müşteri mağazaya giriyor, çeyrek soruyor size, bir kuyumcu mağazası açısından söylüyorum. Siz çeyreği satıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki ya bakın şu ürün de var mesela şu anda kampanyada şu fiyatta diyorsunuz. Müşterinin dikkatini çekiyorsunuz, belki o ihtiyacı var farkında değil. Ve o an artık öyle bir cazip bir şekilde sunuyorsunuz ki bir ihtiyaç haline dönüşüyor. Sonra bir ürün daha satıyorsunuz, bir ürün daha, sonra tutup çevresinden birilerini size getiriyor. Bunlar yaşadığımız şeyler yani. Dolayısıyla çalışanın motivasyonu, kendi kendini motive etmesi satış başarısında çok önemli bir faktör. Ama bu insan aynı zamanda sosyal bir insan olacak. Zaten motivasyonu yüksekse o buna önem verecek. Bir de güvenilir insan olacak yani. İnsanların ona güvenmesi lazım yani. Güven bu işte çok önemli. Zaman içerisinde belki ilk satışı yaparsınız ama güveni kaybettikten sonra bunu sürdürmek çok zor yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizim için kıymetli bir yayın oldu. Son olarak izleyenlerimize eklemek istediğiniz hususlar varsa onları alalım. Sonrasında ben çok teşekkür ederim böyle bir yayında bana fırsat verdiğiniz için. Mesleğimiz çok değerli bir meslek. Sektöre yeni insanlar kazandırmamız lazım. Bu alanla ilgili hocam da çalışma yapıyor. Biz de çalışmalar yapıyoruz. İnşallah sektöre faydamız olur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugün stüdyomuzda Doktor Hüseyin Musluğ'u ağırladık. Kendilerine program için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta farklı konularla programlarımız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.